Evet, hafta sonu İzmir'de yapılan Türkiye Hava Gösterisi'ni tam 245 bin vatandaş izledi sayın seyirciler. Gösteriler için dünyanın dört bir yanından bini aşkın hava fotoğrafçısı İzmir'e gelirken etkinlikleri yerli ve yabancı 265 basın mensubu takip etti. Bu tip bir etkinlik Türkiye'de ilk kez düzenlenmesine rağmen kusursuz organizasyon gözlerden kaçmadı. Türkiye Hava Gösterisi'ne ait izlenim haberimiz geliyor şimdi ekranlarınıza. Turkey Stars, Türk yıldızları, the power of our great leader Mustafa Kemal Atatürk are approaching in wing formation. Gökyüzü tutkunlarının kalbi geçen hafta sonu İzmir'de attı. ...20 ülkeden 99 uçak ve 8 hava akrobasi timi Türkiye Hava Gösterisi'nde buluştu. Gösterileri izlemek üzere ilk gün 148 bin kişi İzmir Çiğli'ye akın etti. İkinci günse ziyaretçi sayısı 98 bin oldu. Böylece iki gün boyunca tam 246 bin izleyici dünyanın en seçkin hava akrobasi ekiplerini yakından izleme fırsatı buldu. Basının da büyük ilgisi vardı gösterilere. Yerli ve yabancı 265 basın mensubu gösterileri yerinde izlerken dünyanın dört bir yanından binin üzerinde hava fotoğrafçısı da yine İzmir Çiğli'deydi. Sola doğru. Gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Bravo. TRT Belgesel kanalı tam 13 kamerayla iki gün boyunca gösterilerin büyük bölümünü canlı yayınladı. Şov 2011 tüm güzellikleriyle ve hızıyla devam ediyor. TRT Haber ve TRT Türk kanalları da canlı yayınlarla gösterileri tüm dünyaya izletti. Solo gösteri olduğu zaman akrotimlere nazaran sahneyi daha fazla doldurmak gerekiyor. Gösteriler sırasında en büyük ilgi Türk Yıldızları Hava Akrobasi timineydi. Huzurlarınızda Binbaşı Ergin Dinç komutasında Türk milletinin cesur kanatları. Alkışlar yıldızlarımıza. Ok kol düzeninde gelerek tırmanışlarına başladılar. Diyoruz burun kaldırarak tonolarına başlıyorlar. Ve sağdan çevirerek tonolarına devam ediyorlar. Adrenalinin zirve yaptığı noktada. Hareket hazır. Yıldızlar yürekleri ağızlara getiren gösterileriyle gerçek birer yıldız olduklarını kanıtladılar. Yıldızlarımızı bekliyoruz. Hang on tight, get ready. Hareket. Hazır. Şimdi. Gösterilerine bu yıl başlayan Solo Türk Binbaşı Murat Keleş de yine izleyicileri büyüledi. F-16 savaşan Şahin'in tüm kapasitesini zorlayan Binbaşı Keleş'in gösteri sırasındaki nefes alışverişleri TRT ekranlarına canlı yayında yansıdı. Pılar, 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 pılar. Türk Hava Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk her zaman olduğu gibi bu gösterilerde de muhteşemdi. Pozitif G geliyor.
Muhteşem! Türk Hava Kuvvetleri 100. yıl kutlamalarında özel bir manevra bu. Dikkatli izliyoruz, negatif çiğ geliyor. Dayanması son derece güç. Harika alkışlıyoruz kendisini. Ali İsmet Öztürk. Servisyon manevrasıyla başlıyor. Süper şahane. Alkışlıyoruz kendisini. Sayın Eyüşoğlu'na Ali İsmet Öztürk geliyor. Harika görüntüler bunlar. Büyük bir hızla geliyor. 300 mil yapıyor. Ve pozitif çiğ geliyor. Dönen kule yapıyoruz şimdi. Shoulder roll, omuz tonasıyla çıkıyoruz. Ve soldan spinle tekrar aşağıya geliyoruz. Yine pozitif çiğ geliyor. Senelerdir seyrediyorum ama nasıl dayanıyor bunu anlamak mümkün değil. Ali İsmet Öztürk. Evet bakın negatif çiğ geliyor. Süper şahane. Harika. Alkışlıyoruz ve pozitif çiğle devam ediyor. Öztürk dünyanın iyileri arasında üst sıralarda olduğunu yine kanıtladı. Double Hammerhead. Çift çekiç kafa dönüşü. Harika alkışlıyoruz kendisini. Pozitif çiğle devam ediyor. Yine pozitif çiğ. Ali İsmet Öztürk gösterileri sırasında artı 9, eksi 6 çiğ gibi insan vücudunun dayanması son derece güç olan pozitif ve negatif çiğ kuvvetlerine maruz kalıyor. Of of negatif çiğ geliyor. Eksi 6 çiğ geliyor. Süper şahane. Alkışlıyoruz kendisini. Ali İsmet Öztürk. Gösteriler için dünyanın en prestijli hava akrobasi timleri de İzmir'deydi. After left 45 degrees bank loop that you just saw, Krila Aluya proceeding to right turn, still in tight rocket system. We have also a C1. Anlaşılmayan bir şey var mı sevgili İzmirliler? Fato. Just look at the tail of the aircraft and look at the rudder. You'll see it moving very slightly. Evet, son derece yetenekli. Ve bu uçak için gerçekten iyi bir performans. Toplu halde tabii ki. Rus kartalı demek bunu yapabiliyor. As they come down the hill, they're speeding up to 650 kilometers. The youngest pilot's on the team, but strangely, one of the boldest. He doesn't have much hair. En kel ve en genç. Üyesi. He's an experienced. Now, if you ask the pilots how do they fly this maneuver, I think they just tell you they pull. Gösteriler sürerken Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan silahlar yerde sergilendi. Etkinliklerde bomba haberse TÜBİTAK SAGE'nin Türk Hava Kuvvetleri ile birlikte geliştirdiği Türkiye'nin ilk seyir füzesiydi. Ceylan Filo'ya bağlı bir F-16 Savaşan Şahin üzerinde sergilenen füze, düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştıran bir gövde yapısına sahip. Kendisine tanımlanan yol noktalarını düşük irtifalarda izleyip düşman hava savunma unsurlarından kaçarak hedefine ilerleyebiliyor. Füzeye aletsel navigasyon ve küresel konumlama sistemine ek olarak yeryüzü referanslı navigasyon sistemi de eklendi. Böylece küresel konumlama sisteminin kesilmesi veya karıştırılması durumunda bile füze, bilgisayarına önceden yüklenen yeryüzü şekillerini izleyip rota düzeltmesi yapabiliyor ve hedefe yüksek hassasiyetle yaklaşıyor.
Milli Seyir Füzesi bu yaz sonuna kadar F-4 2020 uçaklarında gelecek senede F-16'larda denendikten sonra envantere girmeye başlayacak.